Cem TV ekranlarından merhabalar sevgili izleyenler. Geçmişten geleceğe yine karşınızdayız. Değerli bakanım, eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'le birlikte bugün Atatürk'ün Türkçülüğe verdiği önemi, daha doğrusu Atatürk'ün Türkçülükten ne anladığını ve ne anlatmaya çalıştığını sizinle paylaşacağız. Türkçülük, en büyük Türkçünün Atatürk olduğunu hepimiz biliyoruz aşağı yukarı. Atatürk'e isnat edilen bazı sözler var, gerçek midir? Atatürk'ün bazı projeleri var, Muğu kıtasının araştırılması gibi, güneş dil teorisi gibi. Bunların sonuçları ne oldu ve gerçekten o dönemde Türk gençliğine Türklük bilinci ders kitaplarından nasıl verildi? Bütün bunlara yer vereceğiz efendim. Biz başlıyoruz, siz de hazırsanız. Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Sağ olun, hoş gördük. Nasılsınız? İyi olacağız. Hep ümitliyiz. Peki, Türk müsünüz? Ben Türk'üm. Ben Türk'üm ama hemen bakın. Ben Türk'üm deyince hemen esme gelen bir olayı anlatmalıyım. Yani ulusumuzun ne durumda olduğunu bu konuda belirlemek bakımından. Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı yapmış önemli bir kişilik var. Turgut Özal. Evet. Evet. Değerli bir kişiliktir. Doğrusu yani ben onunla birçok konuda farklı düşünsem de ona iyilikle bakarım. Çünkü beni Kültür Bakanı yapan o. Yani ben de birçok konuda farklı düşünsem de ben de ona iyilikle bakarım. Evet. Çünkü Türkiye'ye pek çok hizmeti olmuştur. Evet. Ancak Cumhurbaşkanlığı döneminde ayda bir defa Bakanlar Kurulu'nu toplar ve hükümetin alması gereken, başbakanın alması gereken kararları alırdı. Ne kadar tanıdık geldi. Değil mi? Uzak değiliz buna şu anda. Evet, o çizgiden giden yine bugün de öyle. Bunlar daha iyi kaldırdılar başbakanlığı. Partiyi bırakamayanlar partisi kursak aslında. Evet. Yine öyle bir gün. Bakanlar Kurulu toplanmış. Özal da gelmiş, en başta oturmuş. Hemen onun yanı başında başbakan oturuyor. O da Yıldırım. Yıldırım Aktun'a. Akbulut. Akbulut, özür dilerim. Yıldırım Aktun'a da var, o da Sağlık Bakanı. Var, o Sağlık Bakanı, ben evet, karıştırıyorum evet. İkisini. Orada oturuyor. Kendi aralarında konuşuyorlar bu arada bakanlar. Ben en sondayım. Büyük bir masa. Evet. En başta Özal. Hatta bazen derdim ki başbakanlığı döneminde, Sayın Başbakan siz başbakansınız, ben de son bakanım. Çünkü gerçekten Kültür Bakanlığı en son kurulan bakanlık olduğu için en sonda oturuyorum falan. Yine öyle. Orada kendi aralarında konuşurken bir ses yükseldi. Özal'ın sesi, daha başlamamışız. Gündem daha başlamamış. Özal şöyle dedi. Ne Türk'ü ya? Hanginiz Türksünüz? Hanginizin gözü çekik? Şimdi koskoca Cumhurbaşkanı. Ama Cumhurbaşkanı Nakşibendi kültüründen, ümmetçi kültürden gelmiş ve çok sığ bu işleri bilen bir kişilik. Başka alanlarda bilgisi çok ama bu alanda sığ. Çok basit ve yanlış. Hı hı. Türklüğü göz çekikliğine bağlayacak kadar da ilkel. Bakanlar ne yapsınlar? Cumhurbaşkanı. İşi şakaya vurdular. Mesela Mustafa Taşer vardı, o ülkücü kökenli sayılan birisiydi. Bir başka bakanı tuttu, bu dedi, Sayın Cumhurbaşkanım bu Türk, bunun gözü çekik. Hüsamettin Örüç, o da Bursalı ve Tatar Türk'ü. Bırak ya, o zaten Tatar dedi filan. Şimdi bak, işe bak yani. Yani bir iki dakika içinde yanlış üstüne yanlış, yani ortalık gevşedi. E ben de oradayım, benim kırmızı çizgim bu. İşte Türk müsün? Ben Türk'üm, evet. Ve şiddetli bir Türk'üm. Yani Türklük benim için çok önemli. Bazen bana derlerdi ki insanlar, ya senin iki dinin mi var? Türklüğe din gibi bağlısın. Evet, benim için Türklük sadece bir sosyolojik mesele değil, aynı zamanda bir varoluşçul konudur. Ona ayrıca gireriz. Ben de oradayım ve Kültür Bakanıyım. Susmak mümkün değil. Sustum bu, günlerce uyuyamam ben. Niye konuşmadım diye. Söz istiyorum derken o kızgınlıkla sesimi denetleyememişim, güm diye bir ses. Zaten oranın ses düzeneği de böyle buna uygun. Akustik diyorlar ya. Evet.
Böyle herkes dondu kaldı, bakanlar filan bağırdı. Bağırdığımı zannettiler. Bağırmadım. Sesimi yükselttim. Şöyle gözlüklerin altından baktı. Buyurun dedi. Yani buyurun derken ne oldu filan der gibi ya. Buyurun dedi. Dedim Sayın Cumhurbaşkanım, ben Türk'üm. Siz de Türksünüz. Burada bulunan bütün arkadaşlarımız Türktür. Türklük bir göz çekikliği meselesi değildir. Ben seninle aynı kanaatta değilim dedi. Öyle bir şivesi vardı onun. Malatyalı. Kanaatta değilim. Dedim ki Sayın Cumhurbaşkanım, bu konu kanaat meselesi değil, bilim meselesidir. Harika. Ve başladım anlatmaya. Türklüğün ne olduğunu, Türklere göz çekikliğinin nereden geldiğini ve Türklerin büyük çoğunluğunun gözlerinin çekik olmadığını, göz çekikliği fazla olanların biraz Moğol karışmasından oluştuğunu, tarihte Türklüğün oluşumunu. Ben yarım saat konuştuğumu sanırken yanımda bulunan Şükrü Yürür 45 dakika konuştum dedi. Şükrü Yürür de 2 metre boyunda Sanayi ve Ticaret Bakanı, takılırdım. Ya seni bölsek 2 bakanlık çıkar filan diye. O eteğimden çekiyor. Eteğimden çekiyor. Yeter abi ya, sus diyor. Yeter, çok uzattın diyor. Eline vuruyorum. Çünkü bitecek. Bir konuya başlayınca bitirmek lazım. Ve anlattım sonra. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Tabii adam Cumhurbaşkanı. Arz ediyoruz biz ona. Yani resmi dilde böyledir. Konuşma biçimi böyledir. Ama şimdi ben Şükrü Yürür deyince onun da çok beğendiğim bir sözünü söylemeliyim. Konumuza girmek bakımından bu bilgiler bence çok değerli bilgiler. Şükrü Yürür de bir gün yine böyle bir yukarıda başbakanın gelmesini bekliyoruz. Kimi başbakanların böyle kötü bir uygulaması vardı. Toplantı 7'de başlayacak. 1-2 saat sonra gelirlerdi filan. Yukarıda çünkü bir türlü bırakmazlar onlar birileri filan. Neyse biz öyle o durumdayken konuşuyoruz. Şükrü dedi ki, yahu dedi, benim dedi bir tarafım Çerkez, bir tarafım Gürcü dedi. Biz Kafkaslılar dedi, bu Anadolu halkını da çok beğenmeyiz dedi. Ama bir şeyi unuturuz. Biz Türkmen'in çadırına konuk geldik. Dedim ki Şükrü, sen bunu dedin ya, Oğuz Han'ın torunundan daha çok Türksün. Evet, bu bilinçtir Türklük. Evet. Benimseyiştir Türklük. Ne diyor? Biz Anadolu halkını pek de beğenmeyiz ama unuttuğumuz bir gerçek var. Biz Türkmen'in çadırına konuk geldik. Evet, bu çadırı Türkmen kurdu. Evet. Ama gelenler de Türk oldu. Evet. Türkmenle birlikte yoğrularak Türk oldu. Artık aileden çünkü. Evet. Ulus gerçeği budur. Atatürk'ün de bu konuda bir sözü vardır. Diyor ki, Türk ulusu içinde bulunan bir takım Türklere, ben biraz tam olduğu gibi değil de anlam olarak söylüyorum. Burada olduğu gibi de var benim bitiklerimde. Yani kimilerine Çerkezlik bilinci, kimilerine Kürtlük bilinci, kimilerine işte Gürcülük bilinci aşılanmıştır. Ancak bunların hepsi Türktür. Evet. Türktür. Şimdi Türk deyince tabii nedir Türk yani? İzin verirseniz buradan girelim. Tabii. Efendim şimdi eski dilde yani Türkçenin arınmasından önceki dilde, Türkçe'de, Osmanlıca. Osmanlıcan etkisiyle de günlük halk diline de giren kimi Arapça sözcükler vardı. Evet. Millet mesela birisi. Millet. Bir başka söz daha var. Kavim. Evet, Arapça. Kavim, Arapça. Şimdi millet sözü gerçekte eskiden ümmet yerine kullanılırdı. Yani Arapçada ve Kur'an'da da millet diyorsa o ümmet yerinedir. Ümmet diyorsa o millet yerinedir. Kuşlar bile ümmettir mesela. Ya zaten ümmet, topluluk, bana itaat eden topluluk anlamında değil mi? Evet, evet, tabii tabii. Ümmet, millet. Mesela Yunus Emre 72 millete bir göz ile bakmayan şer'in, yani şeriatın, şer'in
evliyasıysa hakikatte asidir derken, ulus anlamındaki milletten söz etmiyor. İnanç topluluğu, evet, din anlamındaki milletten söz kaldı ediyor. O 72'de tek tek sayılmış değil. Efendim? O 72'de tek tek sayılmış değil. Hani sözün gelişi çok sayıda, çok çeşitli. Hani evet. Kur'an'da da vardır ya, 7 çeşit ya da çeşitli anlatılarda, İslam anlatılarında 7 başlı, 70 çeşit, 70 adet işte gibi ya da 7000. Bu 7'nin hikmetini ben bilmiyorum ama çok sık kullanılıyor çeşitlemelerde ve çok sayıda olduğunu anlatmak için. Doğru. Yani bazı 72 sayı değildir orada. Hı-hı. 72 elbet sayıdır. Sözlük anlamıyla. Ama kullanım anlamıyla evet. Orada sayı değildir. Çokluktan kinaye derler. Hı-hı. Yani çokluğu anlatmak için 72 millet dediği ya 72. Yani 60 sene dediği evet, zaman mesela orada da bahsetmiyorsunuz. Evet. Ya da kafam 1500 dediğimde. Evet mesela orada tam sayılmış değil. Evet. Dolayısıyla Yunus Emre diyor ki bütün inançlara bir göz ile bakmıyorsa bir kişi, şeriat kapısında, makamında evliya olabilir ama hakikata gelmiş ise asidir. Hı hı. Çünkü hakikatta din diye bir şey yoktur. Hakikat makam, onu söylüyor Yunus Emre. Hı hı. Ama orada söylediği millet, ümmet, inanç topluluğu anlamına. Hı hı. Fakat sonradan nation, yani Fransızca'da evet. Ya da İngilizce'deki nation, anlamında millet yeni bir anlam kazandı zaman içinde ve batıdan gelen milliyetçilik Türkiye'ye girdiği zaman da yani millet, milliyet yine Arapçadan alınan bir sözcükle milliyet sözcüğü milletin iç yapısını anlatmak bakımından kullanılır olduğu. Şimdi biz Türkçe tanımlarsak ben bir tanım getiriyorum. Ya sen niye tanım getiriyorsun? Böyle bir yetkin ve hakkın var mı? Var. Nereden alıyorsun bu yetkiyi? Kendimden alıyorum. Kendime böyle bir yetki verdim. Kendimin bana verdiği yetkiye dayanarak bu tanımlamayı evet. Yapıyorum. Evet. Efendim? Aynen böyle. Kendimin bana verdiği yetkiyle ve kendimi bu konularda da yetkin olarak sayıyorum. Çünkü bu konularda Türklük ve ulus konularında çok konuştum, çok yazdım. Çok kitap çıkardım ve kimi yanlışları da düzelttim. Ya Orkun yazıları birçok sözcük yanlış çevrildiği için yanlış anlaşılır ve hatta anlamsız hale gelmiş iken düzelttim. Evet yani ona gireriz, girmedik değil mi o konulara? Bir girmedik gün gireriz. Ama ben sizin Orkun yazıları kitabınızı okudum. Okudun gördünüz orada evet. Birden anlam değişiverdi. Yani neyi kastettiğimi merak eder belki dinleyenlerimiz. Şunu kastediyorum. Ötüken'i orman diye anlata geldiler. Hı. Ötüken yeş, ötüken ormanı. O zaman ormandan çıkmayı mı dedi Bilge Kağan? Hayır, ötüken yeş, ötüken yurduna ve devletine bağlılık demektir. Hı. Ben bunu saptadım. Şimdi dolayısıyla bu işlere çok usunu yormuş bir kişi olarak söylüyorum ve tanımlıyorum. Bunun kullanılmasını da istiyorum. Türkçe'de bir budun sözü vardır. Hı hı. Orkun yazılarında evet. Kullanılır. Yani boylar topluluğudur aslında. Ama sonunda boylar birliği budundur. Hı hı. Budun. Bir de ulus sözcüğü vardır. Evet. Ulus sözcüğü Türkçe'de, Moğolca'da da vardır. Yani Moğolca'da da olması sözün Moğolca asıllı olduğunu göstermez. Hep böyle bir anlayış var. Bir sözcük Moğolca'da varsa o Moğolca. Niye? Türkçeden geçmiş olamaz mı? Yoğurt Yunanca'da da var, İngilizce'de de var. Türkçeden geçmiştir. Biraz. Tabii Türkçe'de, o kesin Türkçeden geçti. Tabii canım, öyle de hani öyle mi diyeceğiz? Öyle mi diyeceğiz? Ha öyle mi diyeceğiz? Eski kökenli mi diyeceğiz? Ya Bulgarlar, bu Bulgar yoğurtta, sözcükte Bulgar kökenli mi diyeceğiz? Bu da bir Türkiye'de çok yapıla gelen bir yanlış düşünme biçimidir. Alışkanlığıdır. Dolayısıyla şöyle, ulus budun. Geçmişte kullanıldığı gibi bugüne getirirsek bir, yeryüzünde bugün bir Türk budunu vardır. Bir de Türk ulusu vardır. Peki Atatürk'te de var mı? Evet. Atatürk, Türk derken kimi yerlerde Türk budunundan söz eder. Türk budunundan yani. Evet.
binlerce yıl, Atatürk 10 bin yıl diyor. Hı hı. 10 bin yıldan daha eski olduğu evet. bugün biliniyor. 20 bin yıl desek doğrudur. 20 bin yıldan beri var olan, adı ne olursa olsun bugünkü kavramlaştırmaya göre Türk budunu diyeceğimiz, hı hı. bugün 10 milyon kilometre kare toprağa yayılmış hı hı. bir Türk budunu var. Evet. Bu budun içinde Türkiye Türk ulusu var. Hı hı. Azerbaycan Türk ulusu evet. var. Kazak Türk ulusu var. Özbek Türk ulusu var. Kırgız Türk ulusu var. Tatar Türk ulusu var. Başkurt Türk ulusu var. Çuvaş Türk ulusu var. Yani türlü uluslar var. Onlar evet ulustur. Şimdi bir arkadaşımız, çok değer verdiğim Rahimbek adındaki bir Kazak, öteye gitti şimdi, yeri iyi olsun, ışıklar içinde iyi olsun. Uyusun değil, iyi olsun. Murat, burada düzeltelim. Niye uyuyorlar zaten? Niye? Işıklar içinde uyumaz ki, ışığı söndürmek lazım. Işıklar boyutunda uyumak yok. Işıklar içinde olsun, güzel bir söz. Hı hı. Işıklar evreninde, ışıklar boyutunda iyi olsun. Doğrusu bu. Bunu söyleyeceksek. Dönelim. Bir arkadaş, o kişi bir kitap yazmış. O kitap, onun bir Rahimbek'in Balkan'dan Baykal'a diye evet. bütün Türk uluslarını anlatan çok değerli bir eseri var, hı hı. yapıtı var. Yani bir anlamda buduncu, Türk buduncu. Ama aynı zamanda bir Kazak ve Kazak ulusçu. Bir insanın Türk buduncu ve Kazak ulusçu olması doğal. Hı hı. O da öyle. Kitabının adını şöyle yazmış. Ult boluğumuz kelse. Ult boluğumuz kelse. Yani ulus olmak istersek. Hı. Yani biz diyor daha ulus olamadık. Kazaklar ulus olmamız için yapmamız gereken neler diye bunu yazmış. O zaman ult ulus, boluğumuz evet. olmak isteğimiz. Evet. Kelse de gelse. Gelse tabii gelse. Tabii. Kazak evet. şeyde çözdünüz bu arada. Yani mesela ne diyor? Demalısım geldi yani. Dinlemek istiyorum hı hı. mesela. Dem almak, dinlenmek. Dinlenmek. Evet. Ulus bolumuz gelse, onu çeviren arkadaşımız Kazakistan'da uzun yıllar yaşamış. Kazakçayı çok iyi bilen. O, yani ben oraya götürdüm bu arada. Bir arkadaşımız var. Çevirirken ulus olmak istersek diye çevirmiş. Hı. Doğru çevirmiş. Hı hı. Ama hemen karşı çıkışlar oldu. Benim de bulunduğum yerde. Niye böyle yaptın yani? Onlar Türk ulusu değil mi? Şimdi kelimelere verdiğimiz anlam tabii önemli. Hı hı. Kelimeler bize anlam vermez. Biz kişi oğulları, biz onlara, burada oğul tabii hem erkek hem kız anlamına, biz onlara anlam veririz. Anlam yükleriz. Dolayısıyla biz ona bu anlamı verdiğimiz zaman anlaşmamız daha kolay olur. Şunu söylüyorum. Atatürk'ün söyleminde bazen bütün yeryüzü Türklüğünden bahseder. Evet. Bu Türk budun. Ama dönüp geldiği zaman bir de Türk ulusu dediği zaman bu Türkiye Türk ulusudur. Hı hı. Türkiye Türk ulusunun içinde kimler vardır? Türkiye yurttaşları vardır. Evet. Bu yurttaşların kökünün ne olduğu önemli değildir. Ana dilinin ne olduğu önemli değildir. Hatta bu yurttaşların dini de önemli değildir. Söz gelimi bu Türkiye Türk ulusu içinde hem de Atatürk'ün en önemli kurumunun başına getirip koyduğu bir Ermeni yurttaşımız vardır. Hı-hı. Agop Dilaçar. Hı-hı. Soyadı da Dilaçar. Adı Agop. Kendi halkının alışılagelmiş, çokça kullanılan adını koymuşlar. Ama Atatürk ona Dilaçar soyadını vermiş ve bu kişiyi dil kurumunun, o Türk, o Türktür artık. Soyu Ermeni de olsa Türktür, soyu Rum olsa da Türktür. Soyu Ermeni, Rum değil de ne olursa olsun Türktür. Burada ben bir virgül koyup çok dikkatimi çeken bir şeyden ve beni çok rahatsız eden bir şeyden bahsedeceğim. Önce Banu Avar'ın bir röportajından bahsedeyim. Kendisi Fransa'da röportaj yaparken zannedersem bakanlardan biriyle, eğer başbakan değilse. Diyor ki siz Ermeni kökenli bir bakan olarak işte şu olaylar hakkında ne düşünüyorsunuz Fransa'da yaşanan? O da diyor ki ben Ermeni değilim, ben Fransızım. Evet. Ama diyor siz Türkiye'de biraz önce diyor
Kürtler var, Çerkezler var, işte diğer uluslardan bir sürü saydınız diyor. O başka diyor. Tabii o başka. O başka. Çünkü o bir politika. Evet. Bölme politikası. Evet. Ve beni en çok rahatsız eden şey, özellikle az önce altını çizdiniz, ümmetçi anlayıştan gelenlerin bunu çok sık vurgulaması. Evet. Hepiniz farklı millettensiniz. Hepiniz farklı genlerden geldiniz. Burada bizi birleştiren tek unsur dindir anlayışı. Diyorlar. Evet. Onlar bu şekilde söylüyorlar ve bu politikaya hizmet ediyorlar. Evet. Beni mesela çok rahatsız ediyor. Şimdi daha adını koyalım. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı makamını da oturan AKP Genel Başkanı çok sık yıllarca şu sözü söyledi. Türkiye'de on adları ben şimdi onun gibi saymayayım ama sayıyor. Bunlar var, bunlar var, Türkler var. Araya Türk'ü de koyuyor neyse yani. Sonra şunlar var, şunlar var, şunlar var. Sayıyor. Tek tek sayıyor. Yıllarca saydı bunları. Benim yaşadığım küçük bir olay. 1967'de Çayeli kaymakamıyım. Bir pazar günü şoförü de almadım. Bindim jipe, Sarp'a doğru gidiyorum. Pazarı geçtim, Fındıklı'da yolda bir vatandaş aldım. El kaldırdı. Araba geçiyor, el kaldırdı, aldım. Anadolu'da çok doğaldır bu. Doğaldır. Oradan buradan ben lazım dedi. Ama gerçek Türk biziz dedi. Bunu Atatürk bize öğretti dedi. Evet. Mesela dedi Atatürk'e Lazca sözcükleri sormuş. Atatürk'e söylemişler. Biz siz dedi burun diyorsunuz dedi. Bir çıkıntı deriz dedi. Çıkıntı. Bu çıkıntı demektir evet. dedi. Bak çıkıntı dedi. Siz dedi kulak diyorsunuz dedi. Biz oci deriz. Bu bak, kafanın ucudur dedi. Güzel bağlamış ama gerçekten. Tabii Atatürk bağlıyor. Evet, evet tabii. Çok güzel bağlamış. Siz dedi diz kapağı diyorsunuz. Biz burgulu deriz dedi. Buruluyor ya dedi. Burgulu dedi. Saydı böyle birçok sözcük. Biz Türk'üz dedi. Tabii ki Türksünüz i̇şte dedi. Yani Atatürk onlara da böyle birkaç sözcükle ulus olma bilincini öğretmiş. Vermiş. Yıllar geçti aradan. Tayyip Bey söyleye geliyor. İşte onlar var, bunlar var. Lazlar var, Türkler var. Şey, Laz'ı Türk'ten ayırıyor. Evet. Halbuki Türk çatı kavramdır. Evet. Evet. Çatı kavramın içinde birçok Kıpçak Türkleriyiz var. Türkmen Türkleriyiz var. İşte Afşar Türkleriyiz var. Evet. Afşarlar da Türkmendir ama kendilerini ayırır. Afşar derler falan filan. Çünkü, ama hepimiz Türk'üz. Çünkü Afşarlarda biraz fazla güzellik vardır. Ben de Afşar Türk. Öyle mi? Siz de Afşar mısınız? Evet, Afşarım. Vallahi bu Osmanlı'nın baş edemediği tek evet. topluluk Afşarlardır. Herkesi dize getirdi. Afşarlar, Ferman Padişah'ın dağlar bizimdir dedi Dadaloğlu. Tabii bu arada Dadaloğlu da Bektaşi'dir. Karacaoğlan da Bektaşi'dir. Ya Yunus Emre Bektaşi olmasa bile Bektaşilikle aynıdır. Diyorum ki ya şu Bektaşiler olmasaydı bizim bu halk müziğimiz nereden çıkacaktı evet. ya filan. Karacaoğlan hele. Oo, işte bizim oraların. Sizin. Karacaoğlan'ın. Herhalde o da Afşar olmalıdır. Afşar olmalı. Evet Afşar olmalı. Çukurova'dan çünkü. O bölge Afşar'dır. Hı-hı. Şimdi zaman geçti ben babama. Babam bu arada Tanrı ömrünü uzatsın diye İzleyenlerimizin alkış yapmasını dilerim. 98 yaşında. Maşallah. Benim yazdığım kitapları okuyor. Alpagutları 3. defa okuyorum dedi. Çok güzel yazmışsın dedi. Evet. Tek romanım. Çok seviyorum o romanımı da. Ama roman. Fakat orada tabii benim dünya görüşüm var. O çok belli içinde. Çok belli. Okudum onu da. Çok belli içinde. Yani aslında roman. Bir de romanla anlatayım diye anlattım ya. O günlerde yani bundan 3-4 yıl önce ona çikolata almak için bir pastaneye girdim. Çikolatayı seviyor. Bu arada söyleşiyorum satıcıyla. Ya siz Rizeli misiniz dedim. Nereden anladın? Ben orada kaymakamlık yaptım. Türünden yani görünüşünden anlıyorum. Yüzünden falan.
Evet abi biz Laz'ız dedi. Hemen o Laz. Ya Laz'lara çok haksızlık yapıldı dedi. Tayyip Bey haklı dedi. İşte. Ne haksızlık yapıldı dedim Laz'lara? Bizim dil hakkımızı vermediler falan. E sen sayarsan en yüksek yetkili olarak bunlar var, bunlar bu. Ya ne dil hakkı olacak? Ya ben de o zaman diyeyim ki okullarda geliyorum, gidiyorum, biliyorum, bilmiyorum değil de gelirem, giderem, bilmeyirem bu Türkçeyle eğitim yapalım. Bunun sonu yok ki. Ya nereye kadar gidecek bu? Hani şu dilde desem bir sürü lehçesi var. Hangisine gideceğiz? Evet. Ya ama dil hakkı. Lazlar aslında Laz diye adlandırılan iki halk var. Bildiğiniz bir Doğu Karadeniz halkına hep Laz denir. Evet. Onlar da biz Lazuk derler. Evet. Yani Laz oldukları Trabzonlu biz Laz'ız der. Ama Laz değildir Trabzonlu, Kıpçak'tır. Fakat söyleye benimsemiştir ama Lazca filan da bilmezler. Trabzon bilmez, Rize bilmez, Çayeli bilmez. Çayeli'nde bir kemer vardır. O kemeri geçince Çayeli ile pazar arasında Laz köyleri de başlar. Ve Lazlar yani Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türklüğe çok bağlı, çok çalışkan, üretken ve gerçekten erdemli insanlardır. Yani bunun Türklükten niye koparıyorsun? Onlar da var, bunlar da var. Bakınız bu sözlerin ne kadar kötü bir etkisi var. Atatürk birleştirmek için söylüyor, birileri de ayırmak için söylüyor. Ama hepimiz Türk'üz diyor Atatürk. Ve az önce söylediğim politikaya hizmet ediyor. O politika hizmet. Çünkü ümmetçilik dediğiniz gibi doğru bir tanı. Şimdi Fransa'da Fransız ulusu birçok ırktan meydana gelmiştir. Evet. Latinler de vardır. Hepsi Frank değil ki onların. Değil. Cermenler de vardır. Evet. Hatta çoğunluğu Latin olduğu halde Franklar Cermen olduğu için, Franklar yönettiği için orayı Frank'tan Fransız adı alınmıştır. Biz de Osmanlı döneminde bütün Avrupalara Frank derdik. Evet. Frank diye Frank çünkü. Evet. Frank. Gel İngilizlere, İngiliz diyorsun ama İngiliz içinde yıllarca birbirle savaşmış Angıllar var. Evet. Saksonlar var. Evet. Yerli halk Britanlar var. Var da var yani. Say yani ama. Yani Burgonyalılar var. O karanlık. Galliler var. Galliler var. Ayrı dilleri var. Evet. Gallilerin dili ayrıdır. İskoçlar var. İrlandalıların dili ayrıdır. İskoçların dili ayrıdır. Ama işte İskoçlar oylama yaptılar, kalmaya karar verdiler. İngiltere içinde. Yani köklerini bilebilirler ama biz İngiliziz derler. Biz sorduğun zaman bir Galli'ye ben İngiliz'im der. Çünkü hatta İngiliz sözü bile Angıllardan gelmedir. Evet. Ya bir bu boylar içinde birisinin baskın olması dolayısıyla dilin adına İngilizce denildi ve ben bunu ilk defa Sovyetler Birliği'ne gittiğim zaman baktım. Bizim gibi İngilizce demiyorlar. Bizimkiler İngilizce diyor. Angılların dili ya. Tabii. Ama bütün uluslar böyledir. Hatta dahasını söyleyeyim. Şimdi bizim buradan bakıldığı zaman Kazak kardeşlerimiz arasında ayrım yapılamaz. Yani onlar çok kendilerine özel bir görünüşleri vardır. Siz de biraz benziyorsunuz Kazaklara ama. Boy olarak ben biraz daha aşağıda kalıyorum. Yo, onlar boyda, biraz daha sizin gibi. Boyda da vardır Kazaklar. Her türlü Kazak var. Bizim Türkiye gibi yani. Çünkü özellikle İran-Rusya savaşında İranların en çok korktuğu Kazak askerlerdi. O iri uzun boylarıyla biliyor musunuz? Dayanırlarsa o Kazaklar diye. Başka Kazaklardır. Nasıl yani? Onlar Rus Kazaklarıdır. Rus Kazakları Rusya içerisinde yaşayan... Hayır değil. Değil mi? Hayır. Onu da açıklığa kavuşturalım. Bilmiyordum onu ben. Ben onları Rusya içerisindeki o Sovyetler Birliği içerisindeki Türk Kazaklar zannediyorum. Hayır onlar değil. Birçoklar da öyle biliyor. Türkiye'de. Hatta tarihçilerin bile öyle sandığını gördüm. Çok meşhur bir gazeteci tarihçi. Gazeteci, tarihçi. Vaktiyle bu Kazakistan'da Türkiye'li işçiler ile Kazakistanlı işçiler arasında bir kavga çıktı falan bir fabrikada. Olur bu insanlar. Her zaman kavga ederler. Kazaklar da kendi aralarında kavga ederler. Türkiye Türkleri de derler falan. Ama o bunu, ya bu Kazaklar zaten İstanbul'a da baskın yapıyorlardı, işte talan yapıyorlardı falan diye yazdı. Anladım ki bilmiyor. Öğrettim sonra. Bana da öğretsenize şu an. Ben de çok merak ettim çünkü. Herkese de öğreteyim. Şimdi Kazak sözcüğü Türkçe'de
başına buyruk demektir. Kazağın anlamı başına buyruk demektir. Yani o yüzden biz o sözcüğü nerede kullanıyoruz? Evde hanımının emrinde olmayan kişilere ne diyoruz? Kazak erkek. Kazak erkek diyoruz. Hmm. Niye? Başına buyruk, kazak. E kılıbık nereden geliyor? Kıl ibik. Kıl gibi ibik yani. Kıl gibi. Onun için ben bazen derim ben gül ibikim. En iyisi gül ibik olmaktır. Peki. Yani ama ibiğin olsun ama gül gibi olsun. Horoz olduğum belli olsun. Evet ama gül gibi olsun. Peki. Falan. Bu gül ibik benim uydurmam bu arada. Belki de bir yerinden duymuşumdur, bilmiyorum. Dönelim. Şimdi başına buyruk olan Şeybaniler zamanında, Özbek Hanlığı zamanında Şeybaniler, Şeybani, bu da Şeyban da bir aslında Moğol asıllıdır. Cengiz Han soyundan gelen bir hükümdardır. Şeybaniler diye bir devlet vardı. Özbeklerin kurduğu diye. Bunlar içinde birileri ya bunlar bizi koruyamıyor, bu devlet bizi koruyamıyor diyerek devletin dışına çıkıp o büyük bozkurlara açıldılar. Kıpçak bozkurları. Araplar onlara Deşti Kıpçak diye ad verdiler. Bozkurlara açıldılar. Ve zaman içinde bunlar çoğaldılar. Ve bunlara Kazak denmeye başlandı. Türk Kazaklığından bahsediyorum daha. Rus Kazaklarına gelmedik. Bunlar zaman içinde işte kendi başlarına buyruk orada burada göçebe hayatı yaşıyorlar. Hatta Büyük Babür anılarında herkes okumalı Babür'ün anılarını. Babür büyük bir bilgin ve edebiyatçıdır bu arada. Bir devlet kurucusu, Babürlü devletini kurdu. Ve onun devleti bütün Hindistan'ı asırlarca yönetti. Babür'ün kendi anıları vardır. Anılarında ben 2 yıl Kazak oldum diyor. Kazak oldum dedi, o da açılmış. Bozkırlarda Kazak olarak yaşamış. Sonra bundan işte 600 yıl kadar önce hanlar ortaya çıktı. Kasım Han bunların büyüğü. Kazakları, bu Kazakları birleştirdi. 3 bölüme ayırdı. Cüzlere, bölümlere ayırdı. Siz dedi orta cüzsünüz. Siz ulu cüzsünüz, siz küçük cüzsünüz. Kazakçası orta, ulu, kiçi. Küçük kiçi cüzsünüz. Bunlar arasına uruları bağladı her birine. İşte orta cüze Kıpçakları, Kanglıları daha başka da var. Dolet ulu cüzde, Nayman orta cüzde. Ulu cüze Doletleri bağladı. Şapraştı'yı bağladı. Şapraştı Nur Sultan Bey'in kabilesinin adı. Yani Uru diyorlar onlar filan. Kiçi cüze adayları bağladı. Orada Oğuzlar var. Adayların temeli Oğuz. Ötekilerin çoğu Kıpçak. Bunlar Oğuz. Başkalarının böyle o üç. Hiçbirine bağlanmayan bir de 2 asil soy var. Cengiz'in soyundan gelenler. Onlara töre dendi. Bir de bizim rektör Murat Cirnof'un söyleyişiyle Müslüman Kıpçaklar geldi. Müslümanlığı öğretmek için geldi. Getirildiler. Onlara hocalar dendi. Hoca Ahmet Yesevi de oradan gelir. Yani çocukken de hocaydı o. Hocalık bir boy adıdır. Evet. Hale de olur. Hocalardan filan gibi. Böylece Kazak ultu oluştu. Ve zaman içinde de dilleri, Türkçeleri birbirine çok yaklaştı ve bir Türkçe oldu. Bunda bir sebebi var. Türk töresinde 7 ata içinde evlenmek haramdır. Ensest görürler. Yani her Türk 7 atasını bilecek ve bu 7. atanından gelen birisi varsa onunla evlenmek haram. O kardeş. 8'e çıkıyorsa kardeşlik 7'den yine 7. 7'den sonra bitiyor. Ama 7'nin başka bir özelliği vardır. İnsan vücudu 7 yıl içinde tamamen yenilenir bütün hücreler. Bu da 7'dir. İşte gökteki gezegenler 7 olarak biliniyordu. Bence yine 7 çünkü orada gaz bulutuna gezegen diyorlar. Neyse astrolojiyle ilgili bir konu filan. Yani gaz kitlesi var. Plüton'un gezegen olduğu çok kuşkuludur. Yok zaten Plüton'la 9 oluyordu. Şimdi 8'e indi. 8'e indi. O da bir tane daha var. Buz kitlesi filan.
Evet. siz de göz değmesin. Ben daha o gezegenleri karasal ve gazsal olarak ikiye ayıracağım. Çok güzel. Şimdi efendim, bu tamam, Kazaklık böyle oluştu. Ama bakınız, Kazak ulusunun oluşmasında da yine bugün Kazak, Kazakpın, men Kazakpın diyen Kazakçılar vardır böyle. Böyle şiirler yazan falan. Ama bu Kazak'ın içinde soyca farklı bir takım kabileler de var, kişiler de var ama Kazak. Evet. Ne var? İşte Arap soylu oldukları söylenen, kendiler de öyle sanıyorlar, hocalar. Hazreti Ali'nin soyundan gelen Seyyid hocalar, en seçkinler onlardır. Cengiz'in soyundan gelenler var, ayrıca Türkleşmiş Moğol kabileleri var. Evet. Diller unutmuşlar artık. Onlar Kazak artık. Hangi ulusu verirseniz bana, ben size onun birçok başka etnik gruptan geldiğini söylerim. Çünkü ulus böyle bir şeydir. Evet. Gelelim Rus Kazaklarına. Evet, onlar. Evet. Rus Kazakları asları Murat Aci'nin deyişiyle Murat Aci. Murat Adji diye yazılıyor. Öyle zannediyorlar. Hayır, bu adamın soyadı Hacı. Hacıyev. Hacı. Kumuk Türklerindendir Murat Hacıyev. Fakat Türkçe'de çoğunlukla he düşer. Baştaki he düşer. Bu olmuş, hacı olmuş, acı. Türkçe'de niye baştaki he düşüyor? Düşer. Trakya'da da o alışkanlık vardı, o yüzden soruyorum. Trakya'da da var, birçok yerde vardır. Bizde de vardır. Mesela biz Hüseyin demeyiz, İseyin deriz. İseyin deriz. Kazaklar Hüseyin diyemezler, Kaseyin yaparlar. Vay. Orada yani biri kazağın adının Kaseyin olduğunu görüyorsanız o Hüseyin'dir. Hüseyin'dir. Yani daha önce Kültür Bakanı'ydı, sonra uzun yıllar Türk Soy'un başkanlığını, genel sekreterliğini yapan bir arkadaşımız vardı. Kaseyin'di adı. Hüseyin yani o. Dolayısıyla Türkçe'de başta he olmaz. Mesela Hasan'a da ya Asan derler ya Kasan derler Kazaklar. Kural olarak olmaz. Ama kuralın tersi olan durumlar da vardır. Mesela Azerbaycan'da bazen bizde başında he olmayan sözün başına he getirirler. Mesela biz örük deriz. Azerbaycan'da hörük derler. Biz mesela ürkmek deriz. Onlar hürkmek derler. Yani dilde böyle kurallı ses değişmeler oluyor. Şimdi Murat Aciyev, Murat Aci'nin soyadından laf bu tarafa doğru kaydı. Murat Aciyev çok ilginç bir bilgindir. Çok önemli çalışmaları vardır. Hatta şu gene de Matlock onun çok tesiri altında kalarak "Ey dünya insanları, hepiniz Türksünüz" adlı kitabı yazmıştır filan. Buna geleceğiz ama. Evet. Murat Aciyev bu Kazak, bunlarla ilgili, yani bu Rus Kazakları ile ilgili şöyle söylüyor. Ama Kazak Türkçesinde kendileriyle onları ayırmak için bir başka harf kullanıyorlar. Şöyle, kendilerine Kazak diyorlar. Ya biz Kazakistan diyoruz ya, tam adı öyle değildir. Kazakistan'dır. Ka. Kazak'tan gelen ke. Tabii. Ka. Bizim Konyalılar da Konya derler ya. Gonya diyor onlar. Gonya diyen de vardır, evet. Gonya diyen de vardır ha. Gonya daha çok deniliyor. Ben Konya diyene de düzeltmeye çalışırken Konya diyemeyip Konya diyenlere de rastladım. Tabii Gonya diyorlar. Evet. Şimdi Murat Aciyev diyor ki bunlar Kıpçak Türkleridir. Bunlar da. Kıpçak Türklerini Rus çarları kendilerine bağladılar. Paralı asker olarak aldılar. Paralı asker olarak almaklık iki türlü olur. Bir, alırsınız, kendi ordunuzda onlardan yararlanırsınız. İki, sınır boylarına yerleştirir, sınırı korumalarını istersiniz ve onlara para verirsiniz. Bu anlamda paralı asker. Hatta bir Arap o bölgede gezerken bunları anlatıyor. Bunlar bu arada Hristiyan oldular, Ortodoks bunlar. Bunlar Müslüman falan değil. Ama dilleri de zamanla değişip Rusça oldu. Evet. Hemen bir virgül koysak, bir aramız var. O araya girelim çünkü konu kısa kesilmeyecek kadar önemli. Sevgili izleyenler, kısacık bir aramız var, sonra hemen devam edeceğiz.
Kısa bir ara verdik. Geçmişten geleceğe devam ediyor sevgili izleyenler. Kazaklarda kalmıştık ve Rus kazayla Türk kazağı arasındaki çok önemli bir farkı, çoğumuzun bilmediği bir farkı Sayın Bakanım bize anlatıyordu. Buyurun lütfen, evet, devam edelim. Bir defa önce şunu söyleyeyim, daha en baştan söyleyeyim, farkı sonra derinleştirelim. Rus kazağı dediklerimiz Ortodoks, Hristiyandırlar. Evet. Artık dilleri de Rusçadır. Hı hı. Rusça konuşurlar, Türkçe falan bilmezler. Dillerinde bazı Türkçe sözcükler vardır. Mesela liderlerine ataman derler. Hmm. O var. Diğer Ruslardan farklı olarak at eti yerler, kımız içerler. Diğer Ruslar yemezler ve kımız içmezler, bilmezler ya, öyle bir alışkanlıkları yok. Ama bunlar bunu koruyorlar falan. Bazı Türk özelliklerini korumakla birlikte Rus asimile olmuşlar. Rusturlar ve Rusya'nın, Rus çarlığının yayılmasında savaşlarda en belalı, evet, karşıtlarımız da onlar olmuştur. Yani karşımızdakiler de Türk soylu savaşçılar ama onlar Rus artık. Ve bir bugün bir Rus kazağına senin soyun Türksün dediği zaman itiraf, hayır ben Rusum der. Yani. Ben Rusum der. Sonra biraz yoklayınca Murat Hacı söylüyor. Ya bu da var, bu da var diye getiriyorlar diyor. Bu Rus kazaklarının Kafkasya'da yerleştirmişler Ruslar. Hı hı. Köyleri var. Murat Hacı gidip inceleme yapıyor. Gidince diyor, diyorum siz Türksünüz. Hayır biz Rusuz diyor. Sonra ben ama dilinizde şu var bu var deyince bu da var, bu da var, bu da var diye kendileri de getiriyorlar diyor. Ben de karşılaştım. Türkiye'ye gelmiş bir büyükelçi vardı. Rusya'dan gelmiş. Albert Çernyşev'ten önce. Adamın tipi de yani Rus'tan çok Türk'ü andırıyor. Anadolu Türk'ünü hatta andırıyor. Konuşurken ben kazağım dedi. Türksün o zaman dedim. Hayır dedi. Biz Türk değiliz, biz Rus'uz dedi. Ama yine farkı Türk kazakları, Kazakistan'da yaşayan ve başka yerlerde de yaşayan Türk kazakları başkadır. Hı hı. Rus kazakları başkadır. Zaten yan yana koyunca da anlarsınız. Türk kazaklarının gözü çekik değil. Onların öyle bir şey yoktur yani. Onlar bildiğiniz işte diğer bölge halklarına benzerler renkli falan. Renkli gözlü, beyaz tenli. Bir de tabii onlar Ruslarla da biraz karışmışlardır. Doğal olarak, çünkü tabii aynı bölgede yaşıyorsunuz. Aynı bölgede. Anadolu'ya gelen Türkler sadece kendi ırkından insanlarla evlenmedi. Buraya geldiklerinde buradaki insanlarla karmaşık bir halk oluşturdular. Anadolu'da Rumlardan kalanlar da var, Romalılardan kalanlar da var, Atinalılardan kalanlar da var, Lidyalılar var. Persler gelmişti bir ara, Persler de var, Sümerler var ve üzerine gelen büyük çoğunluğu Türk. Türk burada tabii diğerlerinden az miktarda kaldı. Bir karışım oldu. Bugün geriye döndüğümüzde %30'un Sümerli, %70'in Türk demiyoruz kimseye. Evet. Tabii bu bizim genetik zenginliğimizdir. Bu tabii, iyi bir şeydir. Kesinlikle ayrıca öyledir. İyi bir şeydir. Hem genler zenginleşir hem de kültür zenginleşir. İşte Arnavut ciğeri gelir. Evet. Evet. Yemek kültürümüze girer. Boşnak Çerkez tavuğu gelir. Boşnak böreği evet, falan. Böylece gelenler getirirler. Ve birlikte oluşuruz. Zaten uluslar dinamik varlıklardır. Yani hep yeniden, her an yeniden oluşurlar. Tabii ki. Burada büyük tehlike Suriye'den gelenlerin Türk olmamaya kararlı olmaları ve onların zaten Türkiye'yi Araplaştırmak için getirilmiş ve olmaları. Çok büyük sayıda gelmiş olmaları. Çok büyük sayı ve topluca yaşıyorlar. Onlar yani onlara karşı olmak baş ırkçılık falan değildir. Onları kültürün içinde eritmek de mümkün değil zaten. Evet, şimdi bir arkadaş bugün diyor ki bu sabah ya bu Kürtleri çok seviyorum ben diyor. Evet. İşçiler var orada, işçiler çalışıyor. Gözüme diyor, öyle sevimli görünüyorlar ki. Ama işte Suriyelilerle ilgili. Yıllardır anlatamadığımız şey oydu. Evet. Şimdi Suriyelilerin gelişiyle beraber, tabii, ya da belki Afganların gelişiyle beraber, evet, ne kadar Kürtlerin asil bir millet olduğunu daha yeni kavrayanlar var. Aynen bunu söylüyor. Ben çok seviyorum bunları ya. Baktıkça kanım kaynıyor diyor. Niye? Bunlar bizim diyor. Evet. Ha, bunlar bizim. Evet. Bunlar bizim Kürtlerimiz. Evet. Bunlar bizim Kırmançlarımız, Zazalarımız, şunlarımız, bunlarımız. Şimdi tek tek saymayalım. Hepsini sayabilirim de. Ama hepimiz Türk'üz. Evet. Çatı kavramdır bu. Ama bu Fransa'da da böyledir. İngilizce'de, Almanya'da. Ben Almanca okudum 6 yıl.
6 cümle kuramam ama 6 yıl okudum. Bizim liselerde de yabancı dil öğretiminin saçmalığı da ortaya çıkıyor. Evet. Öğretemiyorsunuz ki yani. Neyse. Sonradan azıcık İngilizce öğrendim. Ama azıcık öğrendiğim İngilizceyi bir günlük dilde bana yetecek kadar konuşurum ama Almanca konuşamam. Şimdi ama Almanca öğretmenim bizim ortaokulda şunu söyledi. Dedi ki Almanya'da bir Bavyeralı Alman ile Alman köylüsüyle Prusyalı Alman köylüsü karşı karşıya gelseler ve kendi Almancalarını konuşsalar birbirini anlamazlar dedi. Nasıl anlaşırlar? Yüksek Almanca konuşarak anlaşırlar. Almanya'da bile yani o rasist, ırkçı, efendim insanlığın başına ve Almanların başına da bela olan Nazizmi üretmiş olan bir Alman mantalitesi, zihniyeti vardır yani. Yoksa Nazizm gökten inmedi ki. Gerçi Almanın filmlerde Hitler'in gökten indiğini gösterdiler ama. Öyle mi gökten? Tabii. O Hitler'i yücelten filmleri vardır. Bulutların içinden iniyor. O da şeyden esinlenmişler o konuda da. Friedrich Nietzsche. Nietzsche'nin kitaplarından esinlenerek üstün insan olarak bulutların arasından iniyor Alman halkının O zaman arasından. Mı yapmışlar? Tabii. O da şimdi hadi yapsın da görelim. Tabii. Ama hangi Alman'ı yoklasan, kazısan? Biraz hangisini? Çıkıyor değil mi? %50 diyelim. Ben rastladım onda. Hitler öyle değildir falan diyene rastladım. Hani biz sanıyoruz ki şu anda bütün Almanlar Hitler karşıtı. Hayır. Almanlar Hitler karşıtı olmasa da bütün yetkiyi bir kişiye vermenin sonuçlarını görmüş bir millet. O yüzden vermiyorlar. Vermezler artık. Demokrasinin ne olduğunu biliyorlar filan. Şimdi bu Rus Kazakları ile Taras Bulba vardır onların meşhur filmi. Gördünüz mü onu? Taras Bulba böyle savaşır şöyle. Ruslarla savaşır. Evet. Başbuğ derler. Albaylar vardır filan böyle. Yani insan o filmi izlerken sanki Türkleri izliyormuş gibi. Çok da güzel bir filmdir filan. Taras Bulba. İsim bile bir değişik. Her neyse. Şimdi bir gezgin, Arap gezgin, bunların daha tam Ruslaşmadığı bir dönemde gitmiş oralara. Ve yazıyor, diyor ki, bu Kazaklar diyor çok ilginç bir halk. Bütün erkekleri Rus, bütün kadınları Türk diyor. Böyle bir şey olur mu ya? Ya? Niye? Çünkü kadınlar Rusça bilmiyor, erkekler Rusça konuşuyor. O zannediyor ki böyle bir yazı yazıyor. Daha Ruslaşmanın ortalarında görmüş onları. Asimilasyonun ortası. Tabii. Bir süre sonra kadınlar da Rusça öğreniyorlar ve Rus oluyorlar. Onlar Rus artık. Yani onları istediğiniz kadar sizin aslınız Kıpçak, Türk falan deyin. Geçmiş biraz ola. Sizin söylediklerinizden anladığım şu. Rus sınırları içerisinde yaşayan ve o kültürü benimsemiş olan Kazaklar Rus'tur. Kazakistan sınırları içerisinde yaşayan ve başka milletlerden gelmiş olsa da Kazak kültürünü, Türk kültürünü benimsemiş olanlar Kazaktır. Türk sınırları içerisinde yaşayan Kürtler, Türk kültürüyle birleşip bir ortak kültür oluşturdukları için Türktür. Ama Irak sınırları içerisinde yaşayan Kürtler, Iraklıdır gibi. Aslında, doğal değil mi bu ya? Evet, aslında Avrupa'nın yıllardır yaptığı ve Amerika'nın 200 yıldır yaptığı şeyin olması gereken milliyetçilik anlayışı olduğundan bahsediyorsunuz. Evet. Peki Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı tam olarak budur, budur değil mi? Evet. Getirdiğiniz kitapta da bunu mu anlatıyor? Evet, getirdiğim kitap bu. Bu. Şöyle dursun. Bu kitap ne zaman okutuluyordu okullarda? 10 yıl. 10 yıl boyunca okutuldu. Evet. Şimdi bu kitapta bir defa tabii şunu da söyleyeyim. Türkiye'deki Kürt diye adlandırılmışlardır. Kendilerine Kırmanç derler. İşte Dambili derler. Zazaki Zazalar derler. Var, evet. Türlü adlar verirler. Biz söyleye hepsini Kürt adıyla adlandırdık. Bunların birçoğu da Türk asıllı, dilleri Farslaşmış olan halklardır. O da ayrı bir gerçeklik. Varto Tarihi adlı değerli kitapta bunlar açıklanır yani. Üçe ayrılırlar. Çok azı Kürttür, diğerleri dilleri değişmiş olan Türk soylulardır falan. Yani söz gelimi Karakeçili işte aşireti var. Batıdakiler Türk, Siverek'tekiler Kürt.
aynı aşiret. Hı hı. Birbirlerini de biliyorlar. Bunlar oluyor yani. Hı hı. Dolayısıyla söylediğiniz doğru ama bir açılım da getirdim. Atatürk'ün Türklük anlayışı da ikiye ayırarak söyleyeceğiz. Bir Türk budunu, bir Türk ulusu. Hı hı. Atatürk bütün bu bilgilerin bilincindeydi. Atatürk bilim birikimini çok değişik kaynaklardan almakla birlikte kaçınılmaz bir biçimde Batı'da yazılmış olan bu konularla ilgili bütün kitapları okumuştu. Evet. Bu arada söylemeden duramıyorum. Değerli Recep Cengiz'e de yine saygılarımı sunuyorum. Recep Cengiz bizim Eskişehir Bektaşilerimizdendir. Ve çok değerli bir bilgindir kendisi de. Çok değerli bir kişidir. Bir türlü milletvekili yapmıyorlar. Ben de şaşıp kalıyorum. O milletvekili dediğiniz adamların çoğunu cebinden çıkaracak bir birikimi olan güzel bir insandır, güzel konuşur filan. Peki niye bunu bu kadar severek anlatıyorum? Çünkü benim Atatürk'le ilgili bilgi birikimimin açılımında, gelişiminde onun çıkarttığı Atatürk'ün bütün okuduğu bütün eserlerle ilgili 24 ciltlik kitabın çok katkısı vardır. O yüzden yıllardan beri ben anlatır dururum. Galiba benden başka da kimse bu gerçeği anlatmıyor. Bu çok önemli. Hı hı. Atatürk'ün 3997 kitap okuduğunu, o kitapların kapaklarını basarak, kitapların içinde Atatürk'ün yazdığı yazıları yanlarına, kenarlarına, altlarına, boş yapraklara, hı hı, boş betlere, sayfalara yazdığı yazıları filan basarak bu 24 cilt olarak toplandı. Ama 3997 kitap okudu, saptandı. Hı hı. Evet. Elbette bunlar içinde birçoğu Fransızca. Çünkü Fransızcayı iyi biliyor. Evet. Kaynaklarından okuyor. Montesquieu'yu, Jean-Jacques Rousseau'yu, Batı'nın gelişmesini. Yani Avrupa milletlerinin ruhiyatı diye, hı, kitap okuyor. Çanakkale Savaşı'ndan. Çanakkale Savaşı geceleri. Lenin'i okuyor. Hı hı. Emperyalizm teorisini biliyor. Ekonomi dersleri okuyor. Marx'ı okuyor. Ama esas itibariyle Batı'nın aydınlanma kültürünü, hı hı, kavrıyor. Bu çok önemli. Evet. Ve şunu görüyor. Batı bağnazlıktan, nasçılıktan, dogmatizmden, kilisenin devlet ve beyinler üzerindeki baskısından kurtulduğu için aydınlandı. Evet. Aynısını bizim de yapmamız lazım. Yapmayalım diye cemaatler ve tarikatlar çıktı, besleniyor. Tabii. Atatürk bunu getirdi. Bunu getirirken bir başka saptamayı gördü. Ulus bilincinde olan ülkeler gelişiyorlar. Hı hı. Ya ulus bilincinde olmaklık gelişmenin çok önemli bir kışkırtıcısı ve düzenleyicisi. Ve onu da engellemek için ulus bilincini faşizm ve ırkçılık olarak adlandırıyorlar. Adlandırıyorlar şimdi birileri. Atatürk bunu gördü ki Alman Almancı, Fransız Fransızcı, İngiliz, yani halklara bu bilinç verilmiş. Evet. Yani halklara ulus olmaklık bilinci, ulusçuluk bilinci verilmiş. Bunu gördü. Yani Atatürk'ün Türkçülüğü bilime dayalıdır. Evet. Hem bilim kaynaklıdır, hem bilimle geliştirilmiştir. Hı hı. Bilim kaynaklı, bilimle. Atatürk bu anlamda Batı'da çıkmış, Türklükle ilgili ne kadar kitap bulduysa aldı onları, ders kitabı gibi okudu. Hala roman gibi değil yani. Hı hı. Kenarlarına doğru sorgulayarak okudu. Hı hı. Ve bütün bunlar sonucunda geldiği nokta, evet, ulusçuluk, Türkçülük. Hı hı. Ama olabildiğince keskin Türkçülük ve aşırı Türkçülük. Fakat evet, bu aşırı Türkçülük itici, uzaklaştırıcı, dışlayıcı bir Türkçülük değil. Şuydu. İçleyici bir Türkçülük. Ha, anladım. Mesela Almanların faşizminde şu vardı. Ben Almanım,
sen değilsin, senin yaşama hakkın yok. Evet. Ya da burada barınma hakkın yok. Evet. Ama Atatürk'ün Türkçülüğünde, yani kesinlikle kıyaslanmaz ama bugün ırkçılıkla ve faşizmle kıyaslandığı için söylüyorum. Atatürk'ün Türkçülüğünde şu vardı. Bu topraklar içinde hepimiz Türk'üz, hepimiz eşitiz, hepimiz kanunlar karşısında eşit haklara sahip vatandaşlarız. Biz Türk'üz. Yani bundan daha güzel ve daha kapsayıcı bir şey ben görmedim. Evet. Evet. Atatürk'ün Türk ulusu anlamında Türkçülüğü bu. Hı hı. Türk ve Türkiye halkından bir ulus yaratma eylemidir bu. Ne demek bu? Yani ulus değil mi? Değildi. Evet, yani değildi. Çünkü bilinç yoktu. Yani çünkü asırlarca siz Osmanlısınız, evet, denmiş ve tarih olarak da Osmanlı. Hı hı. Hanedan tarihi anlatılmış. Evet. Ondan önce Türk'ün olduğunu falan bilmiyor ki Türk. Yani tarih dediğiniz bilinç vermek içindir. Hı hı. Türk kime deniliyor o zaman? Türk daha çok Alevilere deniliyor. Türk. Hatta Şevket Süreyya Aydemir'in o Osmanlı'nın son dönemiyle ilgili çok ilginç anıları vardır. Yani bunu okumayan kalmamalıdır. Suyu arayan adam. Ha, evet. Evet. Diğer bitikleri de değerli. Diğer kitaplar da değerli. Ama suyu arayan adam bir kaynak kitaptır. Araştırma kitabı değil yani. Neredeyse anı kitabıdır. Neredeyse değil. Anı kitabı. Orada kendisi bölük komutanı Teğmen, Asteğmen ve askerlerine temel sorular soruyor. Tabi okuma yazma falan yok. Yani %7,5'miş falan var hikaye. %2,5 bile yok. Ne okuma yazması? Erkeklerde %3, kadınlarda binde 7-8 öyle o, bir şey. O bile yani yine baktığın zaman işte İstanbul'da falan yaşayanlar. Evet. Nereden bilsin okuma yazmayı kadın? Niye bilsin bir de? Bir de zihniyet öğrenirse yavuklusuna mektup yazar. Ay. Yavuklusunun mektubunu okur falan diye de böyle bir yani çocuksu yaklaşım da var. Hı. Bir süre kadınları okula göndermek için Cumhuriyet çok uğraşmıştır. Evet. Hı hı. Evet. Göndermeyin diyordu bir sürü çocuklar. Şimdi mesela bir hala şeyh öyle söylüyor. Evet, kızlarınızı neydi bu Osman, Mahmud Osmanoğlu muydu? Mahmud Usta Osmanoğlu. Usta Osmanoğlu'nun bir, yine bugün de YouTube'da gezinen bir konuşması var. Kızlarınızı sakın okula göndermeyin. Pırıl pırıl kızlarınızı okullara göndererek kirletmeyin. Buyurun. Oğullarınızı da medreseleri bekleyin diyor. Evet. Bugün bile. Evet. Atatürk'ün nasıl bir ortamla karşılaştığını anlatmak bakımından. Bu arada Türklüğü soruyor. Yok Türklük, yani biz Türk falan değil, biz Osmanlıyız. Dinle ilgili. Dinle ilgili de yani peygamberin adını bilenler oluyor. Ama Enver Paşa diyenler de oluyor. Tabii. Bu arada Ali diyenler oluyor. Onlar Ali diyenler Aleviler değil. Öyle aklına o geliyor, söylüyor. Enver Paşa bildiği isimleri söylüyor. Tabii. Muhammed diyenlere soruyor, nerede yaşıyor? Suriye'de yaşıyor. Hmm. Yaşıyor diyorlar filan yani. Böyle de bir din de bu yani. Din bilgisi de bu. Ama biz Osmanlıyız. Türklük yok. Türklük şu dağlarda yaşayanlardır. Kimler onlar? Aleviler. O yüzden mesela bugün de Kars'ta mesela Türkmen derseniz Alevi demek istiyorsunuz demektir. Çok ilginçtir yani. Yani dolayısıyla bizde de Türkmen Yörük. Yörük demek filan. Yani Türklük bilinci yok, ulus bilinci yok. Ne olduğunu bilmiyor, tarihini bilmiyor. Nasıl bir büyük budundan gelmiş olduğunu bilmiyor. Dolayısıyla Atatürk tarih bilincini vermek için, neden tarih bilinci? Gerçek tarihi bilmek, vermek, bir kuram ortaya koydu. Kuram kendisi koydu. Evet. Atatürk filozoftur. Hı hı. Atatürk bilgindir. Ve batılı bazı akıllı adamlar Atatürk özünde bir bilgindir diyor. Bir başkası da Çankaya'nın filozofudur diyor. Gerçektir bunu ama bu gerçeği bugünkü kuşaklar bilmiyorlar. Atatürk'ü sadece savaşlarda başarı kazanmış ve cumhuriyeti kurmuş büyük komutan sanıyorlar. Bunlar doğru ama o bir bilgin. O bir filozof ve tarih felsefesi ortaya koyuyor. Hı hı. Koyduğu tarih felsefesi şu. Türk budunu. Şimdi burada ulusun kaynağı olan ana kaynağa gidiyor. Budun
ulusun ayna kaynağıdır. Yine söylüyorum, bunu hep söyleyeceğim ki yerleşsin. Türkiye Türk ulusu vardır. Bu Türkiye Türk ulusuna Kıbrıs Türkleri, Bulgaristan Türkleri, çünkü aynı kültür ve aynı dildir, yani şive olarak, ağız olarak dahildir. Ama Kerkük Türkleri buna dahildir. Suriye Türkmenleri dahildir. Fakat bir de Azerbaycan Türk ulusu vardır. Evet, o da bir Türk ulusudur. Ama biz onu eritip de İstanbul Türkçesini konuşacaksın diyemeyiz. Evet. O oluşmuştur artık. Yararlanacağız birbirimizden. Kazakistan Türk ulusu. Ama bütün bunlar bir budundur. Bunlar Bilge Kağan'ın budunudur. Bumin İslami Kağan'ların, Oğuz Kağan'ın budunudur bunlar. Evet. Kaynak bunlardır. Hem coğrafya enginliğinde hem tarih derinliğinde. Atatürk'ün Türk ulusu yaratma projesinde ana kaynak bunlardır. Dil buradan alınır, onlardan sözcükler alır, Türkiye Türkçesine katar. İşte bunlar nedir? Egemenlik, kurum, dizin, dilmaç. Biz bir kısmını dışladık. Ah biz milliyetçiler, çok günahımız var. Çok ilginçtir bu ülkede milliyetçiyim diyenler, Osmanlıcıcı, solcuyum diyenler de Türkçeci oldular. Evet. Hala da öyle görüyorum yani. Bu nasıl bir çelişkidir yani? Yani dilde Türkçü, solcuyum diyenler. Ama onlarda da Atatürk'ün Türkçülüğünü unutmaklık var. Atatürk Türkçüdür yani. Ama akılcı, bilimci Türkçü. Siz biraz önce söylediniz. Evet, Atatürk aşırı Türkçüdür ama Atatürk'ün bu aşırı Türkçülüğünde Türklüğün gereği olarak başka uluslara da saygı vardır. Evet. Evet, başka uluslara, yeryüzünde yaşayan bütün insanlara kardeşçe bakma duygusu vardır. Yurtta barış, dünyada barış. Doğayı ulusun bir parçası saymak bilinci vardır. Evet. Ha, böyle bir aşırılık bu. Hı. Böyle aşırılığa can kurban. Aynen, herkes öyle aşırı olmalı zaten. Böyle İyilikte olmaz. Aşırıya kaçmak gibi. Evet. Şunu ayırdık, Atatürk, evet, Türk budununu unutmadan, tarihin derinliklerinde, Türklerin yaptığı büyük işleri unutmadan ama Türkiye Türklüğünü bir ulus haline getirmek için ve bilinci vermek için öncelikle Tarih Kurumu'nu ve Dil Kurumu'nu ve Türkiyat Enstitüsü'nü kurdu. Yani işe Türkçülüğe bilimlik temel kurdu. Ve şimdi bir cildini getirdiğim şu tarih dersleri, bunu yayınlayan kaynak yayınları Kemalist Eğitimin tarih dersleri. Tabii o dönemde bunlar okullarda okutulurken Kemalist eğitim falan diye değil, tarih dersleri diye okutuluyordu. Dört cilttir bu. Ve bu dört cilt, dört sınıftı bu arada. Liseler. Hatta son sınıfta da işte olgunlaştırma falan filan gibi başka sınavlar vardı. Yani lise mezunu, o dönemin lise bitirenleri bugünün birçok üniversite bitirenlerinden daha değerliydi. Hı hı. Bizim dönemde bile hala benim hocalarım, öğretmenlerim bugünkü profesörlere taş çıkartırlar. Enver Behnam Şapolyo. Kaç tarihçi profesör var şimdi onun gibi? Enver Behnam Şapolyo. Arif Nihat Asya edebiyatta, hı hı, evet, falan. Yani onlar lise öğretmeniydiler. Şimdi burada ne anlatıyor? Burada şunu anlatıyor. Diyor ki ey Türk çocuğu, ey Türk, sen yeryüzündeki insanlığa uygarlığı getirmiş. Bak, uygarlık. Burada şifre, sözcük uygarlıktır. Uygarlığı getirmiş olan bir budunun neslinden geldin. Senin ataların yeryüzüne uygarlığı getirdiler. Evet. Hangi uygarlığı? Tarım uygarlığını getirdiler. Ve o yüzden binlerce yıl yeryüzünü Türkler yönetti, yönlendirdi. Başka ulusları da onlar ulus yaptı. Evet. Gittiler, gittikleri yerde onları örgütlediler, devlet haline getirdiler ve ulus haline getirdiler. Bütün bunları inceleyen gene de Matlock adındaki bir kişi baktı, etti, araştırdı. Hepiniz Türksünüz. Ey dünya insanlar, hepiniz Türksünüz. Altta da şöyle bir cümlesi var. Kayıp bir uygarlığın sırları dünyayı nasıl değiştirebilir? Sır dediği bu. Ama
Tanısı yanlış. Gördüğü doğru, tanısı yanlış. Ben bunu düzelttim. Dedim ki hayır, doğru değil. Ey dünya insanlar, hepiniz biraz Türksünüz. Biraz. Bütün dünya uluslarında Türklükten etkiler vardır. Tabii ki. Şimdi Atatürk bunu tümden gelimci olarak söyledi. Felsefi görüş olarak ortaya koydu. Ama bilim adamları bunu bilimlik bilgi haline getirdiler ve böylece 4 kitap yazdılar. Ama sonradan mesela benim gözlemlerim var bu konuda. Şöyle, Atatürk'ün bu tezini doğrulayan, yani uygarlığı yeryüzüne Türklerin yazdı. Ama tarım uygarlığını. Evet. Sanayi uygarlığını başlatan İngilizler başladıktan sonra da bütün dünya insanları biraz İngiliz olduk. 60-70 yıldan beri de bütün dünya insanlığı biraz Amerikalı olduk. Evet. Gerçekte bu. Evet. Uygarlığı getiren uluslar bütün yeryüzünü etkiliyorlar. Şimdi biz hepimizi Amerika etkiledi. Hı hı. Biz Amerikan tarihini, yani siz ve ben değil, bizim izleyicilerimiz de değil ama birçok insan Amerikan tarihini Türk tarihinden iyi bilir. Hı hı. Niye? Yani sabah akşam Amerikan filmleri izleniyor. Hı hı. Ve Amerikan filmlerinin baş artisti de Amerikan bayrağıdır. Evet. Hep gösterirler. Mutlaka gösterilir. Çünkü ve o kadar çok milletten oluşmuş bir kıta Amerikandır artık. Amerikandır artık. Bitti, ben Amerikanım der. Tabii. Zencisi de bunu söyler. Evet. Kızılderilisi de bunu söyler. Oradan gelmiş İspanyol da bunu söyler. İngilizce de bunu söyler. Amerikandır artık. Amerikan ulusu oluştu. Çünkü oluştu. Evet. Çünkü uluslar böyle oluşur. Amerikan ulusu oluştu. Zenci de olsa Amerikalı, çekik gözlü olsa da, Japon asıllı olsa da Amerikalı. Bu oluştu yani. Oluşturdu ve bunu sürekli kültürle besledi bunu. Evet. Ama bunun yanında da dünyayı Amerikalı, bizi de biraz Amerikalı yaptı. Ama vaktiyle Atatürk'ün söylediği, vaktimiz var mı? Bitti. Bitti. Hı hı. Atatürk'ün tarih tezi budur. Ama bu çok Türkçülüğün temeli de bilimdir, tarih bilimidir, dil bilimidir. Güneş dil teorisi de biraz dil bilimler. Bir sonrakine de güneş dil teorisini konuşalım mı? Peki. Konuşalım. Peki. Sevgili izleyenler, biz programımızın sonuna geldik. Sizlere Atatürk'ün Türkçülüğünü anlattık. Ulus olma bilincini, budun olma bilincini bizlere veren, zamanında Atatürk'ün kitabından da bahsettik. Bu konuya daha da derin girmek ve Atatürk'ün güneş dil teorisini anlatmak üzere huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Bir sonraki program için şimdiden randevulaşalım efendim.